Merhaba dostlar. Bugün Iğdır'dayız. Kerbela matemini hep birlikte bütün Müslümanlar olarak matemi bilincinde hareket ediyoruz. Hazreti Hüseyin'in 72 yaveriyle birlikte şehit olduğu Kerbela olayında Tansu'a günündeyiz. Burada birkaç soru soracağız. Değerli bir abimiz var. Onun fikirlerini, duygularını almak istiyoruz. Kerbela nedir ve ne için biz buradayız? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evvela bütün İslam dünyasında anılacak bir gündür bu. Bunu özellikle altını çizmek istedim. Hakikaten İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti bu Aşura günü İslam'ın, dinin, Kur'an'ın, namazın, La İlahe İllallah'ın yaşama sebebidir. Yani bunu dünyanın hansı bir tarafına geçsem belədir. Mən özüm Azərbaycandan gəlmişəm, mən də müsafiram. Azərbaycandan məddahlardanam, Kərbəlayı Oruz. Yəni, bugün bu Iğdırda gördüyümüz bu manzara bir növ, necə Kərbəladan bizə bir mesajdır. Həzrəti xanım Zeynəb Səlamullah Aleyhanın, yəni İmam Hüseyin Aleyhisselamın qız qardaşı, olan Həzrəti Əli Aleyhisselamın qızı, xanım Zəhranın qızı, Peyğəmbər Efendimizin torunu Hanım Zeynep Selamullah Aleyha'dan bir tane mesajdı bütün dünyaya. İslam dünyası neyin ki İslam dünyası demekte az kalır. Yani bütün beşeriyette bir yani beşeri bir meseledir İmam Hüseyin İslam'ın Kerbelası bu kıyam. Oradaki soygırım, oradaki bir cinayet hakkına batılın ait olacağı bir mesajdı İslam dünyasında değildir ama bütün beşeri bir meseledir. Tabii ki biz de bugün Tansu'a gününde, yani Muharrem ayının 9'u cem olmuşuq bu meydanda. Evvela Allah bütün bu organize edenlerin, bu işte emeği çizenlerin herkesten razı olsun. Dünya ahirette inşallah sizler ve bizlere de Ehl-i Beyt'ten kenara salmasın. Kameraman kardeşimden de çok teşekkür ederim ki direkt bana yaklaştı. Ben de yani ben kendim de misafir demeyeyim buna. Yani misafir yoktu yerizinde. Herkes misafirdi zaten. Ama bugün bizi birleştiren, vehdete getiren, birliğe getiren bir şuar var. Labbeyke ya Hüseyin. Yani bu kelime büyüktü yani çok büyüktü. İnşallah biz bu şuar altında, bu kelime altında, bu kelime altında birleşip beraberliğe doğru gidenlerden olaq. Allah herkesten kabul etsin inşallah. Teşekkür. Çok teşekkür ederiz. Değerli abimizle yeni tanıştık. Duygularını aldık burada. İnşallah Iğdır ve tüm Türkiye, tüm İslam alemi yakışır bir şekilde matemini tutar ve buna saygı gösterir. Çünkü saygı gösterdikçe saygı beklenir. O yüzden tekrar devam ediyoruz. Buradaki Kerbela'da bir esinti. Aşura çadırı ziyaretine açıktır. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi İçeriye doğru ilerleyeceğiz. Evet, şu anda Kerbela çadırına doğru ilerliyoruz. Burada hayır için çay dağıtılıyor. Aynı zamanda İmam Hüseyin kampartları ile birlikte kontrol ediyoruz. Her yerde İmam Hüseyin'in fotoğrafı. Çünkü 72 canın vahşice katledildiği Yezid tarafından bir Kerbela olayı var. Bu yüzyıllardır devam ediyor. İmam Hüseyin ve hak dostlarıyla birlikte bu sese gönül veren, bu aşkı taşıyan bütün insanlarımız burada. Burada da Kerbela olayını anlatan bir dizayn mevcut. Hazreti Rüge'ye İmam Hüseyin'in namaz kılışı, secdeye yatışı, oklar altında
yine Hazreti Hüseyin'e su getirmek için giden Hazreti Abbas'ın temsili Rugeyye. Hazreti Hüseyin'in 6 aylık oklanan bebeği. Şimdi bunları anlatırken duygulanmamak elde değil. Çünkü yapılan vahşet peygamberin torunu İmam Hüseyin'e yapıldı. İslam'a yapıldı. Ümmete yapıldı. Yüzyıllardan beri bu devam ediyor. Ama doğru bir bilinçte olduktan sonra İslam birliği ve bu matemin bilinci olduğu takdirde Yezidlere ve Yezid'in soyundan gelen o yanlış tohumlara izin vermeyeceğiz. Kerbela çadırını dolaşıyoruz dostlar. Yine burada Hazreti Hüseyin'in fotoğrafı ve bir anı defteri oluşturulmuş. Burada Kerbela olayıyla ilgili duygu ve düşünceler aktarılıyor Kerbela çadırında. Şu anda Aralık destesi sine vuruyor. Yani bu da Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da yaşamış olduğu o acı dolu saatleri, günü, acısını çeken bütün Müslüman kardeşlerimiz, Şia kardeşlerimiz hep beraber burada sine vuruyor. Bunu bütün dünya alemine, insanlık alemine bu acıyı hala yaşatıyoruz ve her zaman bu acıyla yaşayacağız. Çünkü peygamberin torunu şehit oluşunun yıl dönümünü burada bütün Şialar, bütün Müslümanlar sünnisiyle Caferi. Allah'a emanet olun.
Göreceksin. Güllerin madeni de Zeynep'tir. Kufe'nin meclisinde kolları bağlı arşı titreden Zeynep'tir. Kardeşim şiiri verdi. Videoyu paylaşın dostlar. Abone olun. Hoşça kalın.